Merhabalar sevgili seyirciler, güzellikler, sevgiler size kucak dolusu olsun. Güzel bir Ramazan günü yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ayşe Tüter kırmızı kırmızı önlükleriyle bizle birlikte. Ayşe Hanım'ın önlüklerine artık diyorum ki hakikaten beni benden alıyor önlükleri. Her gün bir önlük, hepsi de birbirinden güzel. Ayşe Tüter farkı böyle bir şey oluyor sevgili seyirciler. Evet, çok şıksınız sizin yine. Sizin kıyafetleriniz de beni benden alıyor. Ayşe Hanım'ın beni ondan alan şeyleri ayakkabılarım. Yalan değil. Evet. Evet, bugün çok güzel şeyler yapılacak gene. Kalemler, kağıtlar hazır mı bilmiyorum. İftar sofralarınıza yine çok kolay ama lezzetli, hafif, sağlıklı, size fazla midenizi yormayacak, şişkinlik yapmayacak yemekler yapacak sevgili Ayşe Tüter burada. Biri armut kebabı. Armut kebabı, bir yöresel çalkama. Çalkama çok değişik geldi ismi bana. Evet. Diğeri de kolay krem karamel. Şu kolay krem karamel hayatımda yapmadım. Çok o şöyle basit. Titriyor ya böyle, yemeği de sevmiyorum. Ama sizinkini göreceğim, herhalde şimdi kolay bir şey olacak o. Kolay, şekerle suyu eritip biraz şey rengi dönene kadar. Sonra tatlının üstüne dökeceğiz. Ayşe Hanım'a göre her şey kolay. 5 dakikada yapıyor. 5 dakika. Biraz zaten orada ben konuşmaya kendimi kaptırdığımda burada yemekler çoğu pişmiş oluyor. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor anlamıyorum. Eminim ki sizler de bu enerjiyle akşam iftar sofralarınızı aynı şekilde kolaylıkla hazırlarsınız sevgili seyircilerimiz. Evet, bugün niye bu kadar enerjiyim? Size anlatayım. Ben her şeyimi paylaşırım izleyicilerimle. Şimdi demin stüdyoda Ayşe Hanım'la sohbet ediyoruz. Arkadaşlar burada, kameraman arkadaşlarım, program müdürüm, yönetmenim, herkes burada. Bayram programında neler yaparızı konuşuyoruz. Kapıdan pür enerji bir kişi geldi. Konuk bekliyorum ama bu kadar enerjik, bu kadar keyifli, bu kadar neşeli kim ayol dedim. Tanımıyorum da. Ben doktor Oğuz Pakbak dedi. Hocam, hayran oldum enerjinize dedim ve işte burada hocamız, sevgili seyircilerimiz, nöroloji uzmanımız Sancaktepe Bölge Hastanesi'nden bugün geldi. Doktor Oğuz Bak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayran oldum enerjinize. Biz enerjinin yansımasını aldık yani. Ay sağ enerji olun, teşekkür ederim. Bugün çok güzel şeyler konuşacağız sizinle. İnşallah. Ayşe Hanım çok güzel yemekler yapacak. Hocam bir saat diye getirdik programa ama ben eminim ki 2 saat hocayla sabaha kadar program yapılır. Muhteşem bir enerjisi var. Konular çok önemli. Ayşe Hanım, başınız ağrır mı? Ara sıra ağrıyor. Ağrıyor genelde, ağrıyor. Yani başı ağrımayan insan yoktur herhalde. Bugün nöroloji uzmanımız Oğuz Bak'la çok önemli konular konuşacağız. Şimdi ben bu tarafa geçiyorum. Ben burada yavaş yavaş. Ben armut kebabıyla başlayacağım. Yavaş yavaş. Armut kebabında ama patlıcanları biraz aslında patlıcanlar gibi yağda kızartılıyor. Hı. Küçük boy patlıcanlar. Ama ben fırında pişirdim, evet, biraz yumuşattım. Diye, evet, yarım kilo kıyma, 2 adet yumurta kullanacağız. Yalnız evet, yumurtanın sarılarını kıymaya, akını üzerine sürmek için ayıracağız. Evet. Bir soğan rendesi, tuz, karabiber, yeni bahar, kimyon kullanıyoruz. Ve bir de domates sosu yapacağız üstüne. Şimdi bir çay bardağı da un veya irmik. Bunları böyle görünce bunu karnıyarık gibi bir şey zannetmeyin. Ben de ilk gördüğümde karnıyarık mı yapıyoruz dedim. Ama değil, ben çünkü karnıyarığı da böyle kızartmıyorum, közleyerek yapıyorum evet, evde. Evet, ben de öyle yapıyorum. Onun için sizler de sevgili seyirciler, bu karnıyarık değil, çok farklı bir şey. Ben de öğreneceğim sizlerle birlikte. Çok şık bakalım oluyor. Hoca, Ayşe Hoca yemek hocası. Orada nöroloji hocası, burada usta bir yemek hocası, ben de aralarında çırak anca olabilirim işte. Öyle diyorum ve yerime geçiyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Geleceğiz yanınıza yine. İnşallah. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Çırak olalım ama inşallah doğru sorular soralım, insanlarımızı bilgilendirelim. Sizlerle beraber sevgili seyircilerimiz, bizi arayınız diyoruz. 0216 642 5328 numaralı telefondan sorularınızı sorabilirsiniz. Doktorumuz, uzmanımız, nöroloji uzmanı Oğuz Bak kendisi bizlerle. 3 önemli konuyu konuşacağız bugün. Baş ağrıları,
baş dönmeleri ve programımızın son bölümünde de çok önemli bir konu horlama uyku apnesi. Herhalde bunları yaşamayan insan yoktur. Değil mi? Ben bir şu anda Kanal G bir Karadenizlilerin kanalındayım. Şeyini koy. Ve o kadar keyif alıyorum ki burada çalışmaktan. Sayın Ali Ekşioğlu'na, Sayın Necati Selvi Top'a saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hakikaten ben Karadenizlilerle hiçbir zaman bu kadar çok iç içe olmadım. Bu kadar keyifli, bu kadar neşeli, bu kadar şen şakrak ve bu kadar da enerji dolu insanlar olduklarını hakikaten hani biliyorum, çok da seviyorum çok. Bir kere hareketliliğiniz horonunuzdan belli, oynamalarınızdan belli, müziğinizden belli ama insanlığınız için de buradan hepinize, bütün Karadeniz halkına, bütün Türkiye'me çok saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler olsun efendim. Şimdi enerjinin kaynağını anladım da... Evet. Ha uşağım da Karadenizliymiş, gelmiş buraya evet. Doktorumuz. Evet. Trabzonluymuş. Azıcık benzeteyim diyorum ama olamıyor benim konuşmam sizler gibi. Trabzonlusunuz evet. İçinden. Ben kendi insanımı gördüm mü dönüyor. Benim de dilim bayağı hemen Karadenizli gibi konuşmaya başlıyorsunuz. Konuşmaya başlıyorsunuz. Evet. Evet hocam şimdi konumuza dönelim. Bu kadar evet. Sohbet güzel. Şimdi ben tabii son 10-12 yıldır sürekli sağlık programları yapıyorum. Evet. Pek çok doktorumla bu konuları konuştuk. Sizin hastanenizden de, Pendik Bölge Hastanesi'nden de bana çok gelen hocalarımla evet. konuştuk bu konuları. Fakat ağrı çoğu der ki, sizin de fikrinizi almak istiyorum. Ağrı bir sinyaldir. Kesinlikle. Tabii. Bir hastalığın sinyalidir, habercisidir. Onun için uzun süreli ağrıları hemen ilaçlarla bastırıp kesmeyin. Mutlaka bir şeyin habercisidir diye kulağımda kalmış bir bilgi. Çok yanlış olabilir, doğru olabilir. Evet, çok doğru bilgi. Şimdi Ramazan ayındayız mübarek. Evet. İnsanların çoğu kişiden duyuyorum ki başım ağrıyor. Evet. Ağrımayanın da ağrıyor. Evet. Şimdi baş ağrısı nedir diye önce bir girelim. Şimdi söylediğiniz gibi ağrı sonuçta vücudun bir sinyali, bir habercisi, evet. Bir semptomu. Evet. Hani bende bir sorun var, bunu çözün demek istiyor vücut. Vücut tabii tek başına basit bir yapı değil, çok komplike bir yapı. Sağlık neyden oluşuyor? Biyopsikososyal bir iyilik hali. Yani biyolojiniz önemli, beden, hücreler, kimya, oradaki bütün maddeler, ondan sonra psikolojik durumunuz önemli. Bir de sosyal ortamınız da önemli. Yani üç faktör sizi etkiliyor. Bu üç faktörün sağlıklı olması durumunda iyisiniz. Ama bunlardan biri bozulduğunda bir şekilde vücut reaksiyon veriyor. Masanın dört bacağı gibi değil mi? Evet. Birinde bir aksama olursa aksama masa olunca, aksar. Aksamaya başlıyor, düşer. Yıkılmaya başlıyor. Abi. Ve vücut bunun sinyalini vermek istiyor. En çok sinyal verme şekli de ağrı. Yani bakın hani hastaneye gelenlere veya insanlara bakın, hastalıklarını ya da huzursuzluklarını hep ağrıyla ifade ederler, evet. çoğunlukla. Evet. Tabii başka şeyler de olabilir. Baş dönmesi şeklinde de ifade edebilir. Kusarak da ifade edebilir. Ama vücut ilk bir birinci şekilde, şey ağrı gelir. En çok ağrıyla kendini değil mi? Ağrı, baş ağrısı. Bana yardım et. Beni doktora götür ya da beni bir sağlık muayenesinden geçir der. Peki şurada şunu sormak istiyorum. Her başı ağrıyan kişi illaki nöroloğa mı gitmesi lazım? Nöroloğa ne zaman gitmemiz lazım yani, sizin gibi uzmanlara? Şimdi tabii nöroloz diye ukalalık yapmayalım. Estağfurullah. Ama hani, nörologlar biraz daha... iyi irdelerler diye düşünüyorum. Yani baş ağrısında hakikaten biz daha çok uğraşıyoruz. Hocam yani. Bunu niye sordum biliyor musunuz? Evet. Ne kadar program yaparsak yaparım, ne kadar sağlık programı yaparsak yapalım, ne kadar internet ortamında bilgiler dönse de ben inanıyorum ki hala insanlar, her yer İstanbul, Ankara değil. Evet. Ankara, İstanbul da bunun içine dahil söylediğim şeylere. Çevremde evet. görüyorum, bana bile soruyorlar. Neremiz ağrıdığı zaman hangi doktora gideceğimizi bilmiyoruz. Doğru. Yani midemiz ağrıdığında dahiliye mi gidelim, gastroenterolojiye evet. mi gidelim? İşte beyin ağrıdığında, kafamız ağrıdığında nöroşirurjiye mi gidelim, nörolojiye mi gidelim? Çünkü evet. onun da başında beyin sinir omurilik cerrahisi yazıyor ya. Hatta bazen bizden daha iyi onların anlayacağını düşünüyorlar. Mesela beyin gibi. Cerrahlarının baş ağrısını daha iyi bileceğini düşünüyorlar. Tabii ki bilirler. Halbuki sizin işiniz... Yani ama nöroloji işimiz bu, baş ağrısı. Şimdi... Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi öyle, gibi değil evet. mi?
Aynı eşdeğersiniz. Nöroloji, nöroşiroji. Evet. İşin içine cerrahilik bir durum girerse... Evet. Tabii ki beyin cerrahisi çözümü. Tümörlerde falan oluyor herhalde. Tümörler, kanamalar gibi durumlarda tabii ki işin içine beyin cerrahisi giriyor. Ama hani ağrılara geldiğimizde, baş ağrılarına geldiğimizde %80 aslında migren ve gerilim tipi baş ağrısı. Gerilim tipi baş ağrıları genelde sosyal ortamınızla ilgili, psikolojinizle ilgili, iş ortamınızla ilgili, yaşadığınız aile ortamıyla ilgili, sizinle ilgili, sizin kendi ruhunuzla, barışıklığınızla ilgili en çok ağrı şekli gerilim baş ağrısı ya da migren. Evet. Onun dışında %10'luk bir gruba giren işte tabii ki tümörler, kanamalar, enfeksiyonlar. Bunları örnek vererek anlatmak isterim. Mesela dün bir hastamız geldi. 50 yaşlarında, 60 yaşlarında bir bayan. 3 gün önce görmüşüz. Hatta benden 6 gün önce de, 3 gün önce de başka bir devlet hastanesinde görülmüş. Baş ağrısı var. İlaç verilmiş, ağrı kesici verilmiş. Evet. Ben görmüşüm, migren olabilir demişim. İlaç vermişim, kontrole çağırmışım. Biz özellikle de nörologlar kontrole çok gelmesini isteriz hastaların. Diğer branşlarda ister ama biz daha sık isteriz. Çünkü bizimki biraz daha böyle gün içinde değişebilecek seyirler olabilir hastalıklarda. Veya birkaç gün içerisinde seyir değişebilir. O yüzden sık görmek isteriz. Hastayı çağırdık. 2 gün sonra geldi. Hastanın şuuru bulanık. Yani bizimle iletişim kuramıyor. Hatta acile geldiler. Apar topar. Tekrar film çektik. İlk geldiğinde de film çekmiştik. Tamamen normal. Normal bir tomografi. Normal bir beyin MR. Tekrar tomografi çektik. Acaba bir şey mi kaçırıyoruz veya birkaç gün sonra ortaya çıkan biraz bir hastalık mı var acaba? Evet. Çünkü nöroloji çok... Normal sosyal hayatın mantığıyla çözülemeyecek problemler, hastalıkları irdeler. Evet. Sizin dışarıda kurduğunuz mantıkla nörolojinin hastalıklarını çözemeyebilirsiniz, yanılabilirsiniz. Hani çok ters bir pozisyona düşebilirsiniz. Tekrar tekrar irdelemek gerekebilir, muayene etmek gerekebilir. Biz de onu yaptık. Tekrar tomografiye baktık, yine bir şey yok. Ama tabii biz kafamızda döndürüyoruz, binlerce şey düşünüyoruz. Şu da olabilir mi, bu da olabilir mi? Geçmiş tecrübelerimizi, hastalarımızı düşünüyoruz. Kitapları tekrar tekrar karıştırıyoruz. Bilgilerimizi tekrar tekrar inceliyoruz. Evet. Sürekli muhakeme, muhakeme. Acaba bizim fark edemediğimiz bir milimetrik felç mi geçiriyor? Bir pıhtı mı atıyor beyine? Yoksa ensefalit dediğimiz beyin gribi, beyin iltihaplanması denen bir durum var. Bu aralar çok sık görüyoruz bunu. Türkiye'de beyin iltihaplanması. Evet, ensefalit. Ensefalit demek beynin iltihabı demek. Evet. Genel bir terim, genel bir isim. Çok nadir görülür. Yani ben 1,5-2 yıldır Sancaktepe Bölge Hastanesi'ndeyim. Bu 3. vakam oldu. Yani çok sık görülen bir şey değil. Belirtileri yine baş ağrısı mıdır? Baş ağrısıyla başlıyor. Ateş olabilir veya olmayabilir. Sonrasında da şuur bulanıklığı başlıyor. Hastada davranış bozukluğu başlıyor. Hastada işte garip hareketler, hırçınlıklar veya deli deli konuşmalar. Peki tomografide mi çıkıyor? Tomografide göremiyorsunuz. Sonra hastayı sevk ettik. Evet. Daha ileri merkezimiz olan Pendik Bölge Hastanesi'ne aldık. MR'ını yaptık ve temporal lob dediğimiz şu kulak tarafındaki beyin lobunda ensefalit geçirdiğini, orada görüntünün değiştiğini fark ettik. Neden olur? Düşünün 6 gün sonra teşhis koyabildik. Şöyle diyebilir seyircilerimiz veya insanlar, ya bu kadar geç teşhis mi koyulur? Ama maalesef nörolojide bir ortopedi gibi değil. Şuranız kırılıyor. Tabii filmde çat diye görünüyor. Çat diye filmde görüyorsunuz çok... Basit, pratik. Tabii. Ama bazı hastalıklar öyle değil nörolojide. Zaman, emek, vakit istiyor. Önden öngörüyle yakalamanız çok zor oluyor. Nitekim biz sık kontrollere çağırmamızın sebebi bu. Bunu kaçırmamak, yakalayabilmek. O yüzden ben mesela telefonumu da çok sık veririm hastalarıma. Bir şey oldu mu çekinmeyin gece yarısı bence arayın. Bence bütün doktorların vermesi panik lazım. Panik halinde etrafa koşuşturmaktansa evet. Arayın hemen çözelim. Çünkü doğru. Biz bu iş için buradayız. Nitekim... Çözdük. Hasta şu an yoğun bakımda yatıyor. İyi de gidiyor. Peki, tedavisini de başladık. Peki bunun tedavisi cerrahi müdahale mi? Cerrahi değil. İlaç tedavisi. Yoğun bakım deyince sordum. Yoğun bakımda neden yatırıyoruz? Hasta çünkü çok hırçınlaşıyor. Yerinde durmuyor. Aa, yataktan düşebiliyor. Stabil kalması için. Onu uyutuyoruz. Evet. Makineye bağlıyoruz. Uyutuyoruz ki sakin kalsın. Beyin dinlensin. Beyinde ödem gelişmesin. Hastayı soğutuyoruz. Bir takım antibiyotikler, antiviral ilaçlar veriyoruz. O mikrobu oradan temizlemeye yönelik ilaçlar veriyoruz. En sık da şu uçuk oluyoruz ya. Evet, herpes. Uçuk herpes dediğimiz virüsün, mikrobun değişik bir versiyonu beyinde bu ensefalit dediğimiz şeyi yapıyor. Tabii biz şimdi en ekstrem vakadan girdik. Evet. Neden buradan girdik? Çünkü bu kadar ciddi sonuçlara ulaşabilir bir baş ağrısı. O yüzden bunu tabii ki hani
çok yoğun olmayan, hızlı düşünen, etraflıca düşünen bütün doktorlarımız, bir pratisyen hekim, bir dahiliye uzmanı, her türlü hekim aklına gelebilir. Ama bir nöroloğun daha hızlı aklına gelir, doğru, daha çabuk aklına çünkü gelir. Çünkü herkesin branşı. Çünkü bununla uğraşıyoruz. Daha tabii çok tecrübemiz, vakamız kesinlikle var. Kesinlikle. O yüzden baş ağrılarını ciddiye almak lazım. Aman benim her zaman var. Atayım şuradan bir işte... Ama biz komşularımızın iyi ilaç, gelen haplarını çok severiz. Heh, yani, ona iyi gelmiş, bana da iyi gelir. Ona o iyi gelmiş, bize de iyi gelir. Evet. Diyerek içtiğimiz çok ağrı kesiciler var. Şimdi az önce söyledim ya, sosyal hayatın mantığıyla tıbbın mantığı aynı değil. Şimdi insanımız şöyle düşünüyor. O şöyle bir hasta, şöyle şöyle olmuştu, böyle böyle olmuştu. Ben de aynı yaştayım, bende de aynı şeyler oluyor. O zaman ben bu ilacı kullanabilirim. Mantığıyla İşte yürüyor. En büyük yanılgı burada. Evet. Tıpta da bize eğitimimiz sırasında her zaman şunu söylerler. Bu 100 yıldır böyledir. Bu tembihlenir bize. Hiçbir hasta aynı değildir. Doğru. Hastalık yoktur, hasta vardır. Doğru. Her kişinin hastalığı aynı hastalık olsa bile, aynı isimde, aynı teşhisli hastalık olsa bile kendine özgüdür. Kendine özel biraz nüans farkları vardır. Hı hı, İşte o yüzden biz varız zaten. O yüzden bu ilmi hani sürekli yeniliyoruz, tazeliyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Başımız ağrıyor. Evet. Bir gün klasik kullandığımız ağrı kesiciler var. Evet. İşte ne bileyim hanımların özel günlerinde belki biraz ağrı yapabilir, baş ağrısı yapabilir. Bunlar için bir gün, iki gün kullandık ilacımızı. Geçmiyor. Yani illaki doktora ne zaman, kaç günden sonra gitmeliyiz? Şimdi zaten bir nöroloğa gitmediyseniz, arada evet, bir bile olsa, evet, üç ayda bir bile başınız ağrıyorsa, bir nöroloğa gidin. Genelde hep şeye giderler, kulak burun boğaz uzmanına giderler. Evet. Benim sinüzitim vardır. İşte biraz önce dediğim şey, bilinmiyor nereye gideceğimizi. Üşütmüşümdür. Sinüzitten burnumdan dolayı ağrıyor. Göz de ağrı yapabilir. Göz doktoruna giden mesela var. Yüzü ağrır, göz doktoruna. Benim göz, evet, tansiyonum vardı. Evet. Peki çıkmadı, ne yapacaksın? Evet. Orada kaldın. Evet. Bir takım ipuçları verelim. Mesela göz ağrılarının %90'ı aslında migren. Altını %10'u çizim, göz tansiyonu. Evet, göze gitmeliyiz, baktırmalıyız tansiyonumuzu. Sevgili ama yönetmenim, bunu yani KJ olarak yazalım alta. Yani göz ağrılarının %90'ı migrenden oluyor. Evet. Sık sık göz ağrısı yaşıyorsanız, göze vuran ağrılar yaşıyorsanız, tek taraflı, iki taraflı, üst tarafa migren. Allah Allah. Sinüzit denilen dışarıda pratisyenlerin, kulak burun boğazcıların, dahiliyecilerin, sen de sinüzit olabilir, bir sinüzit tedavisi başlayalım dedikleri hastaların, evet, tedaviye rağmen bizim geçmeyen ağrıları var. Bizim ekipten, kanaldan geliyorlar ağrıları, evet, olanlar. Oturuyor buraya, başladılar gelmeye. Çoğuna bakıyoruz, sonradan migren çıkıyor. Migren. Evet. Başta sinüzit deniyor. Ama bir sinüzitü insan hani yılda bir kere geçirir, iki kere geçirir. Doğru. O da kış aylarında geçirir. Hadi yazın da bir tane olsun, üç tane olsun. Ama sizin ayda bir iki kere ağrınız oluyorsa veya ayda bir kere bile ağrınız oluyorsa bunda sinüzit demek biraz yanlış olabilir. Bunu, tamam, biraz irdelemek, bir nörolog gözüyle bakmak gerekir. Hı hı. Çok sinüzit denilen ağrıyı ben migren tanısına dönüştürdüm ve migren tedavimizde rahatladı hastalar. Sinüzit tedavisiyle rahatlamadığı halde migren tedavisiyle rahatladı. Oğuz Bey, migrenin tedavisi yok deniyor. Şimdi yani ilaçları şöyle, var, evet, akupunktur, halkın, herkesin bildiği bazı yöntemler, evet, var ama genelde %100 sonuç alınmıyor deniyor. Şimdi tabii mesela diyabetten %100 sonuç alabiliyor musunuz? Cerrahisi çıktı şimdi. Yani çıktı ama yine alamıyorsunuz. Doğru. Tansiyondan %100 sonuç alabiliyor, hayır, musunuz? Hayır. İlacı kullanırsanız tansiyon, evet, iyi. Şeker ilacını kullanırsanız şekeriniz iyi. Bırakırsanız İnsülini bu ilaçlarınızı tabii yine kötüsünüz, yine hastasınız. Evet. İşte, evet, migren de böyle kronik bir hastalık. Evet. İlacınızı içerseniz düzenli, hatta düzenli bile değil, birkaç ay kullandırıyoruz, birkaç ay bıraktırıyoruz bu şekilde. Evet. Alternatif tedaviler de var. Migrende de cerrahi ameliyatlar yapılabiliyor. Kafa arkasında bazı sinirleri kesiyorlar. Evet. Ama %100 çözüm değil. Akupunktur yapılabiliyor. Bir sene kadar rahatlıyor hasta. Botoks yapılabiliyor. Evet. 6 ayda bir hasta rahatlıyor. Ya da ilaç tedavisi kullanılabiliyor. Ama sonuçta kronik bir hastalık olduğu migren, için tabii ki tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Genetik geçişi var mıdır migrenin? Evet. Mesela biz sorgularken... Yani bir aile hikayesi dinler tabii misiniz? Tabii ki, kesinlikle. Sorgularken ben hep şeyi sorarım. Annende ya da babanda var mı ağrı? Bilemeyebilir. İnsan annesini babasının hastalığını çok takip etmemiş olabilir. Bir sor derim. Bir dahaki kontrole gelene kadar bir sor, irdele. Hı hı. Annen baban hemen hatırlamayabilir. Bir geçmişi düşünsünler bakalım. Çünkü anne artık menopozdadır. Ama adet gördüğü dönemde migreni vardır, unutmuştur.
Menopozla beraber migren... Migren kayboluyor genelde. İşte her şeyin bir faydası var. Evet. Bir taraftan menopoz sıkıntılarınız başlıyor ama bir taraftan migreniniz kaybolabiliyor. Çoğunlukla kayboluyor ama kaybolmaya da bilir. Evet. Veya şekil değiştirir. Gerilim baş ağrısı şeklinde ağrılarınız devam edebilir. Evet. Bazen şey soruyorum. İşte diyor ki annem babam vefat etti bilemiyorum ya da çok uzaktalar ulaşamam şimdi. Hı hı. O zaman çocuğunuzda var mı diyorum mesela. 6 yaşında migren de var. 7 yaşında Allah migren de Allah. Var. 10 yaşında migren de var. Çocukluk baş ağrıları çok önemli. Onları da sorgulamaz gerek. Yani bazen ben çocuktan büyüğe gidiyorsunuz. Büyüğe teşhisi koyuyorum. Ters gidiyor. Çünkü siz migrenseniz büyük bir ihtimalle çocuklarınızdan birinin olma ihtimali %50. Çocuklarınızdan birinin mutlaka nasıl bir baş ağrısı bir dönemi olacak. Bu ayol. Genetik. Veya anneniz migrense işte siz ya da bu kardeşlerinizden... Bu kromozomlardan falan mı geçiyor hocam? Kromozal geçiş. Sonuçta bazı genlerde bir takım şeyler oluyor. Dejenerasyonlar mı oluyor? Üzün ne peki? Yani neden evet, başımız ağrıyor? Evet, evet. Başımızın ağrıyan kısmı beynimizin eti, o beyaz gördüğünüz et değil. Kemikler mi? Etrafındaki zarlar ve damarlar. Of. Beynimizin etrafını çevreleyen zarlar var. Ve damarlar var. Bu zarların içinde ağ gibi, örümcek ağ gibi yaygın bir damar var. Yaratmış yaradan yarabbim. Ve bunlar, bu zar ve ağlar, 5. kraniyal sinir dediğimiz, trigeminal sinir dediğimiz, tıptaki ismi bu, 5. kraniyal sinir, trigeminal sinir dediğimiz bir sinir tarafından yönetiliyor. Beynimizin tam ortasında. Şuradan içeriye doğru gittiğinizde, boynunuzdan içeriye doğru 5-6 santim gittiğinizde, beyin sapıyla beyin arasında, orta beyinde, biraz beyin sapına doğru, 5. kraniyal sinir dediğimiz bir çekirdek var. O çekirdekten, hatta tek bir çekirdek de değil, yani birkaç santimlik bir yapı, hücrelerin evet. özelleşmiş hali diyelim, organize olmuş bir evet. merkez. Evet. Bu merkezden bütün beyninizin sinirleri, şeylerine, zarlarına ve damarlarına ağ gibi, damarların yayılıyor. Etrafını böyle ağ tutuyor. Gibi tutuyor. Bu sinirin elektriği bozuluyor. Ben öyle anlatıyorum. Hani evet. Aslında başka bir şey bozuluyor. Kanalopati dediğimiz bir şey oluyor. Bu sinirin elektrik bozukluğu, arada bir sigortasının atması, bu sinirden o ağ gibi sardığı damarlara ve zarlara negatif elektrik iletiliyor. Şimdi işte bütün baş ağrılarında aynı mekanizma var. Özellikle migrende bu mekanizma var. Evet. Beynimizdeki o merkez, trigeminal sinir, 5. kraniyal sinir, bütün damarları ve zarları ağ gibi kaplıyor. Zaman zaman sigortası atıyor bu migrenlilerde ve önce bu damarları daraltıyor. Beyine biraz oksijen az gidiyor, glukoz, şeker az gidiyor. Hasta bunu hissediyor. Yorgunluk, uyku hali, keyifsizlik, bazen ışık çakmaları, bulanık görmeler, zikzaklar, şimşek çakmaları veya tamamen görüntünün gitmesi, yüzde, ağızda, kolda, bacakta uyuşmalar, kafada uyuşmalar hissediyor. Veya hissetmeyebiliyor. Ardından bu damarı tekrar genişletiyor, gerdiriyor bu sinir. Bu sefer de oraya bağışıklık hücreleri saldırıyor bu zarlar üzerine ve orada ağrı molekülleri salgılanıyor. Bu sefer zonklayıcı bir baş ağrısı. Çivi çakılır gibi söyleyenler var, işte keserle vurur gibi söyleyenler var, diken batıyormuş gibi söyleyenler vay var, vay tırmanıyormuş vay. Gibi söyleyenler var. Değişik şekillerde ifade evet. ediyor hastalarımız evet, bunu. Evet. Bir miktar bulantı oluyor, mide bulantısı. Olmadan da olabilir. Bir de ışığa hassas oluyorlar ışığa değil mi? Işığa hassas oluyorlar, sese hassas oluyorlar. O ağrıların sık geldiği dönemlerde işte eşine çocuğuna tahammül edemiyor, evet. işine tahammül evet. edemiyor. Çünkü evet. Tamamen bütün bünyeyi sarsan bir şey. Evet. Kolay değil, yaşayan bilir. Evet. Sonra bu biraz sürüyor tabii, yarım saat, bir saat, bazen bir gününüzü alıyor. Status dediğimiz daha şiddetli migren ağrıları ataklar var. Ataklar halinde de mesela. Geliyor bazen. Tabii. Özellikle adet döneminde ağrınız varsa, evet. baş ağrınız, bel ağrınız, evet. Kasık ağrınız değil. Adet olduğunuz dönemlerde de adete girecekken başınız ağrıyorsa migrenden şüphelenin. Bu bir uyarıcı bulgu. Klimada başınız hemen ağrımaya başlıyorsa... Çok ağrıyan insanlarım var, evet. Bunların bir kısmı migren, tetikleyici evet. faktör. Rüzgarda, lodosta başınız ağrıyorsa migreniniz büyük bir ihtimalle var demektir. Güneşte geziyorum, hani tatildeyim, keyfim de yerinde, hiçbir sıkıntım da yok, kafaya da bir şey takmıyorum ama başım ağrıyor ve biraz midem bulanıyor. Migren. İşte parfümlerin bazıları hemen başım artmaya başlıyor. Evet. Onların bazıları biraz alerjik baş ağrısıdır ama çoğunluğu evet. migrendir, tetikleyici faktör.
Ne kadar yemek çok kokusu. Sebebi var. Tabii. Aç kalmak işte Ramazan. Ramazan'da çok baş ağrı. Birçok insan Ramazan'da evet. migren olduğunun teşhisini koyduruyor eğer doktora giderse. O. Peki bu akşam üstüne doğru insanların baş ağrıları başlıyor Ramazan'da. Bu genelde migren midir yoksa açlıktan dolayı bir ağrı da olabilir mi? Genelde evet. açlıktan dolayı olan bir baş ağrısı. Evet. Ama tabii migreni olup da bilmeyenler de sonuçta bu ağrıyı yaşıyorlar. Evet. Çünkü beyin glukozsuzluğa, şekersizliğe dayanamayan bir organımız. Yapı, organımız. Çok hassas. Susuzluğa dayanıyor mu, ona da mı dayanıyor? Susuzluğa da tabii dayanamıyor. Oksijensizliğe hiç dayanamıyor. Oksijen zaten. teşhis koyarken, yani hastalar ilk başta söylediğimiz gibi programın başında hani küçümsememeli ya da böyle sıradan bir şeymiş gibi düşünmemeli baş ağrısını. Ne olursa olsun bir defaya mahsus en azından bir MR'larını görmeliler. Hani evet. bilin beynin bir yapısını bir görelim bakalım ne oluyor? Hani bir problem var mı? Allah korusun. Hani bir tümör olabilir, çok yavaş büyüyen bir tümör olabilir. Evet. Ya da çok hızlı büyümüştür, hiç bugüne kadar fark edilmemiştir. Evet. Bir tümörünüz vardır. Gerçi tümörler kendini daha çok epilepsi nöbetiyle belli eder. Hmm. En çok epilepsi nöbetiyle belli eder. İkinci sırada baş ağrısıyla belli eder. Baş dönmesiyle belli eder. Ne bileyim, migreniniz vardır. Bunu biliyorsunuzdur. Nöroloji uzmanına gitmişsinizdir. MR'ınızı yaptırmışsınızdır. Teşhis konmuştur. İlaçlar da verilmiştir. Ama o günkü ağrınız o güne kadar olmayan çok farklı bir ağrıdır. Mesela bu bizim için alarm cümledir. Bugünkü ağrım çok farklı. O zaman biz yine tomografi çekeriz. Hasta der ki ya ben daha önce çektirmiştim bir şey yok. Ama subaraknoid kanama dediğimiz beyin cerrahlarının müdahale ettiği, ameliyat ettiği ya da anjiyoyla müdahale ettiği bir hastalık var. Az da değil. Beyin zarları arasına kanama yani o damarların çatlayıp kanaması. Böyle bir durum olabilir. Orkestra şefimiz çok önemli evet. hocam. Bir telefonumuz var alalım Tabii hemen. Ki. Buyurun efendim. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok şükür. İyi olmaya çalışıyorum. Seher Hanım. Evet, Antalya'dan arıyorum. O sıcaktan arıyorsunuz Seher Hanım. Evet, kavruluyorum. Allah yardımcınız olsun. Antalya çok güzel ama yazın çok sıcak. Çok sıcak. O sıcakta baş ağrılar oluyor mu? Valla hem nasıl oluyor, ben migrenden çok şikayetçiyim, 20 yıldır migren hastasıyım. Hocamla sizi baş başa bırakayım, sıkıntılarınızı ediyorum. Anlatın. Buyurun efendim. İyi günler hocam. İyi günler, hoş geldiniz programa. Ben 20 yıldır migren hastasıyım. Evet. Bu 2-3 ay içerisinde daha bir arttı migrenlerim. Hemen hemen her gün başım ağrıyor. Ayda 3 kere, en az 3 kere diyeceğim iğne oluyorum. Uyutularak ancak geçiyor baş ağrılarım. İlaç ismi vermeyelim. Tamam. Yani bu arada beyinle ilgili görüntüleme yaptırdınız değil mi? Her gün 3-4 tane ağrı kesici içiyorum. Yani beyin MR'ınız yapıldı. Normal değil mi? Beyin MR'ınız yapıldı değil mi? Yani bundan haberdarsınız. Sesinizi alamıyorum ben. Duyabiliyor musunuz beni? Beyin MR'ınız çekildi mi diyor hocam Seher Hanım? Beyin MR'ım çekilmedi ama tomografi çekildi. Ha, o da normal herhalde. Tomografi çekildi. Bazı ilaçlar verildi. İlaç içtim ama faydasını göremedim. Şimdi yani hemen hemen her gün ağrıyla uyanıyorum. Evet, bu ağrılarınız olduğu zaman mideniz bulanıyor mu? Bulanıyor. Her seferinde mi? Her gün mü? Her seferinde midem bulanıyor. Evet. Bu 3 aydır da çıkarmaya başladım artık. Hani mide bulantı kusmalara evet. başladım. Bu arada başka bir sistemik hastalık var mı? Ne bileyim hani iç organlarda bir problem, tiroidle ilgili bir sorun, şekerle ilgili bir sorun, karaciğerle, safrayla ilgili bir sorun. Bakın karaciğerde yağlanma var dendi bana. Bakın evet. Bu önemli. Şeker sınırlarda dendi. Sürekli baktırıyorum. Kanımda düşüklük evet. var. Peki yakın zamanlarda, son yıllarda bir ameliyat geçirdiniz mi? Safra kesesi, apandisit, sezeryan? Yok, apandisit 15 yaşındaydım, apandisit ameliyatı oldum. Ağrılarınız ne zaman başladı? Kaç yaşında? Ağrılarım 16 yaşından bu yana migren evet. hastasıyım. Ben 34 yaşındayım. Evet, bakın bir ilginç bir bilgi vereyim. Mesela geçirdiğimiz ameliyat izleri de migreni tetikleyen bir faktör. Bunu belki... Yani Amerikan tıbbını savunanlar reddedebilir ama Alman tıbbında nöral terapistler bunu çok savunurlar.
Özellikle safra kesesi problemleri, safra kesesi ameliyatları sonrası, sezeryan ameliyatları sonrası, apandisit ameliyatları sonrası birçok insanın migren ağrıları başlar. Allah Allah. Evet, bu da yeni bir bilgidir. Aslında eski bir bilgi Almanlara göre ama Amerikan tıbbına göre, hani Türkiye'de hep Amerikan tıbbı uygulandığı için. İlk defa duyuyorum, evet, hocam. Evet, ilk defa söylüyorum burada. Tetikleyici bir faktör. Biz mesela nöral terapi dediğimiz, burada zikredelim bunu da. Onu da soracağım size. Nöral terapi size. Dediğimiz, evet, çok böyle önemli bir terapi. İğneli bir tedavi. Akupunktura, evet, benzer ama bir takım ilaç, bir ilaç kullanırız onda. İğneli bir tedavidir. Biz bu ameliyat izlerini bu ilaçla sulandırdığımızda, özel enjeksiyonlar yaptığımızda hastaların ağrılarının büyük bir oranda %80'e yakın azaldığını, sıklığının azaldığını, şiddetinin azaldığını gördük. Zaten Almanlar bunu yapmışlar, makale olarak yayınlamışlar. Bu da ekstra bir bilgi olarak söyleyeyim. Ama sizin ağrılarınızda sanki biraz böyle gerilim baş ağrısı da varmış gibi geliyor bana. Mesela var mı biraz böyle bir ölüm, evet, ayrılık, kavga, dövüş, tartışma, bana, borç, ama sıkıntı? Ben daha çok aç kaldığım zaman, uykusuz, hı-hı, kaldığım zaman, ne bileyim, erken uyandığımda, sabah bir de sıcaklar başladı. Burada sıcaktan çok aşırı bunalıyorum. Evet. Hani doktorlara gidip de ya beni öldürün, ya uyutun, ya ağrımı geçirin diye yani ayaklarına kapandığım oluyor. O derece ağır çekiyorum. Evet. Hayatımı çok kötü etkiliyor. Ah, benim tavsiyem size şu. Şimdi bu kadar sık ağrı yaşadığınızda birkaç ay, bir ay, iki ay, üç ay düzenli bir ilaç kullanmanız lazım. Bu ilaçlar ağrı kesici değil ama. O söylediğim beyindeki bu ağrıyı yaratan siniri, merkezi, elektriğini düzenleyen bir ilaç. Bu ilaçlar nelerdir söyleyeyim. Bir tanesi depresyon ilacıdır. İsmini burada zikretmeyelim. Bir nöroloğa giderseniz bunu çok iyi bilir. Eski bir depresyon ilacı düzenli kullandığınızda migren ağrılarınızı ortadan kaldırır. Yine çok eski bir epilepsi ilacı vardır. Sara nöbetlerinde kullanılır, epilepsi hastalarında kullanılır, havalede kullanılır. O ilacı da düşük dozda düzenli içtiğinizde birkaç ay bu ağrılardan kurtulursunuz. Bir bilgi daha vereyim size. Sürekli ağrı kesici içmek, sürekli iğne vurdurmak da, ağrı kesici almak da baş ağrısını tetikler, migreni azdırır. Ağrı kesicinin kendisi de baş ağrısı yapar. İlaçlar bende, artık ilaçlar bile fark etmiyor. Evet. Yani Seher Hanım, çok geçmiş olsun. Televizyondan dinlerseniz hocamızı. Evet. Telefonları tutmayalım, belki arayanlar olacaktı. Meşgul etmeyelim. Çok geçmiş olsun sevgili Antalya'ya. Sevgili seyirciler, ağrılarınız varsa hocam burada 0216 642 5328 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Evet, evet, tipik migren midir ve gerilim başı dediniz. Gerilim baş ağrısı da var bence. Doğru. Hatta birazcık analjezik baş ağrısı da var. Yani evet, bu da enteresan bir bilgi. Çoğu insanımız bilmez ama tıpta bu ispatlanmış bir şey. Evet. Ağrı kesicilerin kendisi de çok fazla kullanıldığında baş ağrısı yapıyor. Hocam, illaki bir yan etkisi var. Yani tabii oluyor. Ağrı kesicilerin. Yani çok doktorlarımız da çok fazla bunu leblebi gibi için demiyor, sizin dediğiniz, evet, gibi. Yani çünkü ben yakın zamanda bir çok şükür Allah'a şimdi çok iyiyim, bir trafik kazası geçirdim. Buradan geçmiş kaburgalarımda olsun, bir çatlak oldu. Ağrıdan duramıyordum artık. Evet. Çok ağrım vardı ama bana hep tahammül, tahammül, tahammül dediler. Yani leblebi gibi ağrı kesici, hem kas gevşetici hem ağrı kesici, bunları çok kullanmayın Oya Hanım, dayanın biraz dediler bana. Ben burada gündeme şunu da getirmek, evet, istiyorum. Başka alternatifler var. Akupunktur mesela. Artık Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı bir tedavi, evet, şekli. Evet. Değerlendirin. Akupunktur çoğu artık devlet hastanelerinde bile birçok doktor yapmaya başladı. Yapılıyor. Özellerde, evet, de. Belki SGK karşılığı bile migrene iyi, evet, geliyor, kesinlikle, deniyor. Bir telefonumuz var, alalım. Lütfen. Buyurun efendim. Alo. Buyurun, hoş geldiniz, evet, yayınımıza. Hoş bulduk. Gaziantep, Mustafa Bey mi? Evet, Mustafa İlmaz. Hemşehrim arıyor beni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler size. İyi programlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sıkıntımız nedir Mustafa Bey? Valla ben şeyim için aradım. Eşim için aradım. Eşim de şu an yok. Evet. Eşim her an baş ağrısı için hap içer. Her an. Günde 3 kere, 5 kere, 6 kere. Evet. Peki doktora götürdünüz mü? 1000 kere. Bin kere. Evet, bin kere. Bin kere götürdüm. Bunu şey için aradım. Eşim bazen baş şey olur, baş dönmesi olur. Evet. Kendini yere atar, uzanır.
araba bindirsek dahi, araba viraj aldığı vakit dahi baş dönmesi şey eder. Anladım. Yani daha artar. Peki doktorlar evet. Ne tanı koydu Gaziantep'te? Migren filan dediler mi? Sen Gaziantep'te büyük bir hastane olduğunu şey diyor, biliyorsun. Evet. O hastane belki 100 kere gittik. Tıba da gittik. Evet. Her birisi bir şey diyor. Ayrı ayrı şeyler. Anladım. Kimi diyor evet. Sinüzittir. Ama bu baş şey etmesi, dönmesi, yatağa uzanmıştır. Başını havaya bir karış dahi kaldırsa müthiş başı şey diyor, dönüyor, hareket mekanizması bitiyor. Evet. Mustafa Bey, şimdi o konuya da gireceğiz. Eşinize çok saygılar, sevgiler. Çok geçmiş olsun. Şimdi hocamızı dinlediğinizde cevaplarınızı bulacaksınız. Eşinize de çok geçmiş olsun. Memleketime, Kilis'e, Gaziantep'e kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Aleyküm selam. Hoşçakalın. Benzer vakaları çok görüyoruz. Evet. Bu tabii biraz sanki migren değil gibi. Psikojenik baş ağrılarından da bahsedeyim biraz. Lütfen. Psikolojik baş ağrıları. Bu gerilim baş ağrısından da daha farklı bir şey psikolojik baş ağrısı. Bir insan depresyondaysa baş ağrıyabilir. Her zaman depresyon ağlatmayabilir. Depresyon bazen güldürebilir. Bazen susturabilir. Bazen çok konuşturabilir. Bazen de başınızı ağrıtabilir, başınızı döndürebilir. Biz bayanlarda Türkiye'de çok görüyoruz. Yani ruhundaki bir sıkıntıyı, bu o anla ilgili olmayabilir. O an eşiyle çok mutludur, çocuklarıyla çok mutludur. Maddi durumu iyidir, manevi durumu iyidir. Ama geçmişle ilgili, 30 sene, 40 sene önceyle ilgili, çocukluğuyla ilgili, ergenliğiyle ilgili belki çözemediği bir sorun bilinç altında onu hala huzursuz ediyordur. Daha çözülmemiştir. Ona psikanaliz yapmak lazım. Psikoterapi yapmak lazım. Belki onun farkında bile değildir. Onu yaraladığının. Yani çocukken sizin anneniz babanız çok tartışmıştır gözünüzün önünde. Bu içinizde ya da bir yara olmuştur. Babanız sürekli gurbettedir. O bir özlem şekilde bilinç vardır. Altınızda mutlaka bir hafızaya kaydedilmiştir. O sizi 20 sene sonra, 30 sene sonra, 10 sene sonra, 40 sene sonra mutlaka rahatsız edecektir. Ya panik atak olacaktır, ya depresyon olacaktır, ya anksiyete iç sıkıntısı. Kadınlarda çok olur. Şuram boğuluyor, burayı bir şey tıkıyor, tiroidim var der. Halbuki yok. Globus hystericus. Şuram buranın nefes alamıyorum, ise, tıkanıyorum. Şuram nefes alamıyorum. Veya evet. Hanımefendi tahmin ediyorum öyle bir şey. Bugüne evet. kadar çözülememiş çünkü akla onu getiriyor. En son evet. teşhis olarak. İşte bayılma, kendini yere atma, başının dönmesini baş dönmesi zannetme sürekli. Veya baş dönmesi, sürekli ağrı evet. olması. Bazen ağrıyı direkt baş ağrısı gibi tarifleyemiyor hastalar. Kafasındaki ağırlığı, doluluğu, kafasındaki konuşmaları, o huzursuzluğu baş ağrısı şeklinde de tarifleyebiliyor hastalar. Orada doktorun uyanık olması lazım. Her baş ağrısı dediği baş ağrısı olmayabilir. Hocam, arkasını sizin irdelemek gibi bir lazım. Doktorumuz var ya bizim daha kurcalamak sevgili lazım. Kanal G izleyicileri... Oğuz Bak ismini yazın, telefonunu kaydedin. Daha ne başınız ağrır, ne başınız döner, ne uyku apnesi hepsini konuşacağız ama yani enerjisi o kadar güzel ve o kadar detaylı anlatıyor ki işte böyle doktorlara bizim ihtiyacımız var. Çünkü ne olduğumuzu hasta da bilmek istiyor. Evet. Yani onlar da çok haklılar. Günde kaç tane hastaya bakıyorlar? Çok detaylı konuşamayan devlet hastanelerinde doktorlarımız olabilir ama sorun. Sorduğunuz zaman mutlaka cevap alacaksınız. Bir telefonumuz var. Alalım. Tabii. Buyurun efendim. İyi günler. İyi programlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben Bayrampaşa'da arıyorum. O yüzden bir sorum olacak. Biraz yüksek sesle alabilir miyim? Oğuz Hocam da bir sorum olacak. Benim sürekli başım ağrıyor. Evet. Özellikle de şeyde gittiğim zaman, tezgi ortamlarda kaldığım zaman, tek başıma kaldığım zaman evet. birdenbire bir ağrı giriyor başıma. Yani dayanılmaz bir ağrı çekiyorum. Evet. Bulantı oluyor mu mesela? Mide bulantınız var mı? Doktora gittim, taksim ihtiyatıma gittim. Bana sessiz bir ortamda, aşırı bir ortamda dinlememem istedi. Acaba sebebi nedir, öğrenebilir miyim hocam? Son cümleyi anlayamadım. Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Hep yalnız kaldığınız ortamda mı, sesli ortamda mı başınız ağrıyor? Sesinizi diye alamıyorum hocam. Abdülkadir Bey biraz yüksek sesle anlatırsanız alamadık sesinizi biz. Hocam özellikle tek başıma kaldığım zaman veya yalnız ortamda kaldığım zaman özellikle anladım. De arabalara bindiğim zaman. Evet. Acayip bir baş ağrısı oluyor bende yani dayanılmaz bir baş ağrısı. Mide bulantısı oluyor mu mesela bu durum olduğunda? Mide bulantısı mı?
çok nadiren oluyor. Olmuyor. Fazla olmuyor. Evet. Hı. Bu ağrı nerenizde oluyor? Başınızın neresinde? Özellikle de şakaklarımdan yani. Şakaklarınızda oluyor. Hı. Peki kaç saat sürüyor? Kaç dakika sürüyor? Bazen bir gün bile sürüyor yani o kadar. Evet. Ağrı kesici içince geçiyor mu? Ağrı kesici içince bazen geçiyor, bazen geçmiyor bu şekilde. Peki beyin filmi yaptırdınız, normal bir şey çıkmadı. Beyin filmi normal çıktı yani. Evet. Bana biraz bu gerilim baş ağrısı gibi geldi. Biraz psikolojik bir baş ağrısı gibi geldi. Bununla ilgili ilaç isterseniz doktorunuzdan. Hani biraz böyle strese yönelik bir ilaçla. Nerede oturuyorsunuz Abdülkadir Bey? Bayrampaşa, İstanbul. Evet. Bu taraftasınız. Evet hocam Anadolu yakasında ama hocamın telefonuna ulaşabilirsiniz. Oradan da kendisiyle irtibata geçip sıkıntılarınıza inanıyorum ki çözüm bulacaksınız. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Evet insanların hakikaten herkesin bir başında bir ağrı var. Fakat ben şu bir armutları, bir armut köfteleri bir göreyim hocam geleceğim. Çok merak ettim. Ayşe Hanım yaptı. Gene unlar bunlar ortaya. Bak bir, ne ara yapıldı. Biz kaptırdık baş ağrısına kendimizi gidiyoruz. Çok önemli şeyler konuşuyor hocam. Evet armutlar hazır. Hazır. Bunları 200 derecelik sıcak fırına koyup. Şimdi siz normal köfte yaptınız. Köfte yaptık. O hafif fırınlanmış patlıcanların üstünü evet. Köfteyle sardınız. Ama arzu eden patlıcanları kızartabilirdi. Biz ağır olmasın diye kızartmadım. Fırında anladım. Biraz pişirdim. Anladım. Köfteye de maydanoz koymuyoruz. He. İki tane yumurtanın sarısını koyuyoruz yarım kilo evet. Kıymaya. Evet. Bir çay bardağı un veya irmik. Evet. Soğan evet. İnce rendelenmiş. Tuz, karabiber, yeni bahar kimyon koyuyoruz. Hamur yapıyoruz. O patlıcanların üstünü kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz. Peki yumurtanın akını da üstüne mi evet, sürdünüz? Evet. Yumurtanın dağılmasın diye evet, mi? Bir akın, de kızarsın diye mi? Dağılmasın, açılmasın, çatlamasın diye. Hani içli köfteler bazen atınca evet. Suya çatlar. Evet. Bunlar da öyle evet. Olmuyor. Fırında ama pişiyor. Yağsız kıyma kullanmalarını öneririm. Anladım. Yağlı kıymayla. Dana kıyması. Dana. Dana kıyması. Dana. Bu böyle fırında pişecek. Fırında bunun üstüne herhangi bir... Domates sos ha. Sonra piştikten sonra. Sonra sos yapılacak. Domates sosuyla sos, domates. Servis evet. Yapılacak. Anladım. Burada bir un hazır. Bu nedir? Bunu ne ara yaptınız? Bu kolay karamel. Krem karamel. 1 litre süte, 4 adet yumurta, 1 bardak şeker, 1 paket vanilya, 2 kahve fincanı nişastayla ateşte pişirdik katılaşıncaya evet. Kadar. Evet. Bir cam tepsiye döktük. Evet. Şimdi de üstüne bir bardak şekerden karamel yapıp evet. Dökeceğiz. Soğuyunca yiyeceğiz. Vallahi kolaymış. İftarda yiyeceğiz. Hakikaten kolaymış kolay karamel. Burada bir un hazırlığı çalkalama var. Çalkama için Urla bu da. Urla Barbaros köyü yemeği. Evet. Çalkama. Evet yöresel. Vay 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 vay. Gene bir muhteşem bir şeyler sebze. Geliyor sevgili seyirciler. Mutlaka çok lezzetli olacak hepsi. İnşallah. Ama biz burada böyle tabii sınavdayız Ramazan boyunca. Böyle bakıyoruz, görüyoruz, kendimizi sınıyoruz. Ama iftar bayramdan sonra... Biz bayram yapacağız. Biz bayram yapacağız. Midemiz bayram yapacak. Ayşe Hanım'la beraber burada biz bayram yapacağız. Eminim ki hepsi birbirinden lezzetli ama akşamları yapıyoruz. Eve gidince ne yaptıysa Ayşe Hanım ama hele dünkü damat paçası muhteşem oldu. Harika elinize bir sağ. Yemek. 10 numara yapmanızı tavsiye ederim sevgili seyirciler. Şimdi biz ağrılara dönüyoruz. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa hocamıza bekliyoruz sorularınızı Ayşe Hanım. Evet, hep sorduğunuz izleyicilerimize soru, bulantı var mı? Her migren bulantı yapıyor mu hocam? Olmayabilir. Evet. Mesela bazı migren atakları, biraz da onlardan bahsedelim, özellikle buyurun. Çocuklardan. Çünkü artık GDO'lu gıdalar var, genetik değişti, şartlar değişti. Sağlıklı beslenmiyoruz ki, hiçbir şekilde. Çocuklar da artık migren olmaya başladı. Tabii. Onlar mesela da çok enteresan. Çocuklarda başım ağrıyor diyeni kale alın, dikkate alın. Anneler babalar bunu ciddiye alsın. Başım dönüyor diyeni de ciddiye alsın. Aman çocuktur olur mu böyle şey falan denmesin. Ki denir o. Yani hani bize psikolojik yapıyor, şımarıklık yapıyor denmesin. Aman dikkat çocuklarda edin ebeveynler. Migren baş dönmesi ataklarıyla gelebilir. Baş ağrısı olmadan. Büyüklerde de olabiliyor nadiren. Baş ağrısı hiç olmadan sadece baş dönmesi ve bulantıyla... Vertiginöz migren dediğimiz, hani vertigodan, vertiginöz migren dediğimiz bir durum olabiliyor. Hı hı. Dikkat etmek lazım. Yani
migren hep o klasik migren değildir. Migrenin çok çeşidi var. Doğru. Yani 8-10 tane çeşidi var. Doğru. Bunu ancak bir nörolog bilebilir. Hani doğru. Biz bir tanesini biliyoruz halk arasında. O yüzden özellikle çocuklarda o baş dönmeleri kale alınmalı. Bir de şu var. Biz yetişkinlerde baş dönmesi, baş ağrısı olduğunda tabii ki film istiyoruz. Ama hemen panik olmuyoruz. Ama çocuklarda biraz panik oluyoruz. Ne olabilir? Neden? Çocuklarda tümörler, beyinle ilgili hidrosefali dediğimiz beyine evet. su toplaması, bu gibi olaylar biraz daha üst sıralarda. Hani bir yetişkinde işte 30. sırada düşünürken tümör olabilir diye hı hı. kafamızda, birinci sırada migren, gerilim baş ağrısı, psikolojik diye düşünürken 30. sırada tümör düşünüyoruz. Evet. Ama çocukta 3. 4. sırada onu düşünüyoruz. Doğuştan olabiliyor mu? Çok yakaladığımız oldu. Yani çocuklarda eğer tomografi ya da MR'ı çekerseniz çok yakaladığımız tümörler oldu. Doğuştan oluyor, sonradan oluyor. Film çekmeyince de anlayamıyorsunuz. Tabii sadece baş ağrısıyla gelebilir, baş dönmesiyle gelebilir ama ekstra nörolojik bulgularla da gelebilir. İşte görmeyebilir, bulanık görebilir, çift görebilir, dengesi bozulabilir. Yani en ufak bir şikayeti aslında her zaman ciddiye almak lazım. Değerlendirmek gerekiyor. Çünkü daha zor şartlarda ve gıda ortamında yaşıyoruz. Hı hı. Hastalıklar hı hı. daha çok arttı. Hı hı. Teşhisler hı hı. daha hızlı koyuluyor. Evet. Mesela şöyle bir kriterler vardır nörolojide. Bir hasta çocuksa ve başım ağrıyor diyorsa mutlaka film çekin. Ama yetişkinde bir sene önce çektirmiştir, normaldir. Muayenesini de yaptınız. Çok böyle tehlikeli bir durum düşünmüyorsunuz. İlacı verir, gönderirsiniz. Evet. Ama çocuksa çektirin derler. Çocuk. Ertelemeyin. Yaşlıysa çektirin derler. Ertelemeyin derler. Çocuklarımızı ertelemeyelim. Evet. Mesela. Yani çok önemli. Bir telefonumuz var. Lütfen. Alalım. Buyurun efendim. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler efendim. Biraz yüksek sesle alabilir miyiz sesinizi? Döndü Hanım. Çankırı'dan arıyorsunuz. Evet, Çankırı'dan arıyorum. Benim buyurun. Bir baş ağrım var. Evet. Senelerdir geçmeyen bir baş ağrısı. Bunu tabii nöroloji doktorumuza gittik. Evet. Bu beyinde kaçak var dedi. Beyinde ne var dedi? Kaçak. Kaçak. Evet. Ne demek acaba? Ben onu bilemiyorum. Kaçak var dedi. Bir sürü ilaç kullanıyorum. Evet. Şimdi kendim kanser hastasıyım. Ah canım benim. Hı. Kaç yaşındayız? O birlikte kullandığım zaman ağır geliyor. Hmm. Kaç yaşındayız Döndü Hanım? 60. 60 daha çok gençsiniz. İnşallah bu hastalıklarınızdan kurtulacaksınız, şifa bulacaksınız. İnşallah. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu MR'da mı kaçak var dedi? Nasıl bir şey söyledi? Evet. Yani bu şimdi tabii orada ne demek istedi ya da siz böyle belki algıladınız söylüyorsunuz. Hocamıza ben sordum efendim. Evet. Beyinde kaçak var diye bana öyle söylediler. Kaçak var, kanama var dediler. Evet. Şimdi onkoloji hastası. Bu mesela uykun nasıl? Rahat uyuyabiliyor musun geceleri? Kafan ya, böyle uyuyorum. Kafayı kaldıramıyorum. Kafanı koydun mu hemen uyuyorsun yani hasta. Uyuyorum. Zaten kafayı kaldıramıyorum. O kadar ilaç içtiğim gibi. Peki horlaman var mı? Gece horladığını söylüyorlar mı? Hani anne sen horluyorsun ya da hanım sen horluyorsun diyorlar mı sana? Ama var. Varmış. Bakın bu önemli. Horlama baş ağrısı yapar. İlerlemeye başlayışta yapar. Boğazırım da var hocam benim. Evet. Bende yok yok şekerim var. Hı-hı. Kolesterol her bir şeyim var. Peki mutsuzluk var mı? Mutsuz hissediyor musun? Mutsuz da şu halde. Şimdi şu durumda mutsuzum yani. Evet. Mutlu bak bu oldu, bir sebep. Yani sizinki büyük bir ihtimalle böyle iyi bir depresyon ilacıyla düzelir gibi gözüküyor. Ayrıca orada akupunktur yapan birileri varsa akupunkturu sizin gibilere çok tavsiye ediyorum. Hani özellikle de böyle birden fazla hastalık varsa akupunktur çok iyi geliyor. Çok faydasını görürsünüz. Döndü Hanım, Çankırı'da vardır mutlaka akupunktur uzmanları bu baş ağrılarıyla ilgili. Onlara da bir danışırsanız inanıyorum ki şifa bulacaksınız. Size çok geçmiş olsun. Allah inşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. O ilaçlarından birlikte kemoterapi aldığım için onlar ağır geliyor. Bıraksam mı ki diye soruyorum hocam. Ağır geliyor derken yani ne yapıyor? Uyku mu yapıyor? Uyku yapıyor. Hiç kalkamıyorum. Değiştir. Doktoruna git. De ki bunlar ağır geliyor. Değiştirsin. Daha hafifleri var. Şimdi doktorumuz
İstanbul'da, ben Çankırı'dayım. Oraya gitmeme imkan yok. 15 günde bir hiç merak etme. Var. Çankırı'dakiler de bu işi çözer. Merak etmeyin. Biz hepimiz aynı kitaplar okuyoruz. Tabii. Türkiye'deki bütün doktorlar iyi. Oradaki doktorunuza oradaki gidip, nörolojiye mutlaka git Çankırı'da, olur mu? İlaçlarınızı değiştirip daha hafif ilaçlar vereceklerdir. Evet hocam, biraz ara vereceğiz. Bir haber tabii aramız var. Sevgili seyirciler, bizden ayrılmayın. Haber aramız var. Haber aramızdan sonra biliyorum çok önemli bir konu, uyku abdestini konuşacağız hocamla. Ve herkesin sıkıntısı olduğu ve son zamanlarda da niye çok arttı herkesten duyuyorum. Vertigo. Yani evet, bu baş dönmesi. Hani kulaktaki kristallerin dengesinin bozulması falan diyorlar ama nedir ne değildir, bu kadar uzman iyi bir doktor hocamı bulmuşken bu konuların hepsini konuşacağız sevgili seyirciler.